Merhaba. Nasılsınız? Evet, bugün Melis Kasıoğlu ile, klinik psikolog Feyza Melis Kasıoğlu ile, yani kızımla canlı yayında olacağız. Kızımı yayına alacağım, hemen davet ediyorum. Bakalım Melis'cim burada mı? Evet, Feyza Melis Kasıoğlu bekleniyorsunuz, yayına bekleniyorsunuz. Evet. Kızım neredeymiş, geliyor muymuş? Hoş Merhaba. Sana mutlu yıllar diliyoruz kocaman. Ya şimdiden yarını ya. Heyecanla bekliyoruz. Hoş geldin Melis'cim. Nasılsın? İyiyim anne. Nasılsın? Evet, yayında anne diyemek serbest değil mi arkadaşlar? Bugün çünkü Melis'i biliyorsunuz, tanıyorsunuz artık. Hep beraber büyüttük, üniversiteye gönderdik. Evet, ben bir filmi çünkü sıkıntı. Öncelikle seni tanıtmakla başlayacağım tanımayanlar için. Ama yorumlarımızı kapatıyorum her zaman olduğu gibi. Ve daha sonra bütün sorularınızı almak için soru işareti kısmından sorularınızı yazabileceksiniz. Ve sonra Melis'le beraber pandemi ve hayat üzerine konuşmamızda cevaplamaya çalışacak klinik psikologumuz. Teşekkür ederim. Gelen herkese, katılan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi Melis benim kızım, biliyorsunuz. En büyük kızım. Üç kız annesi olarak ve klinik psikolojiyi bitirdi. Geçen ayda tezini kutladık. Ama kendisinden dinleyelim. Yeni gelenler, bilmeyenler için. Melis'ciğim nasıl başladın? Nasıl psikolog oldun? Psikolojiyi okumak aslında bir değişik bir maceraydı. Çünkü aklımda en başından bu yoktu. Daha önce iç mimar olmak istiyordum. Ama bunu yapamayacağımı anladığımda kendime yeni bir yol çizmek istedim. Burada da okumayı sevdiğim için psikoloji bölümünü tercih ettim ve çok sevdim okuduğum zaman boyunca da. Klinik psikoloji bana göre bir alan olduğu için ve insanlara yardım etmeyi, onların destek olmayı, yolculuklarında yoldaş olmayı sevdiğim için bu alanı seçtim. Yeditepe Üniversitesi Klinik Psikoloji ve Psikoloji bölümünden mezun oluyorum. Diplomamı alacağım. O aşamadayım. Çok az kaldı. Mezunum sayılır yani. İtalyan Lisesi'nden mezunum. Mezunsun bence. Evet. Yani kurulu geçtim. Kurul kararını bekliyorum. Diplomamı geçtim. Evet, çünkü neden böyle söylüyorum? Biliyorsun çok lisanssız olup da sadece psikolog olup da danışmanlık hizmeti veren birçok insan olabiliyor. Aslında birçok kişi de bunu psikologla klinik psikolog arasındaki farkı da bilmiyor. Biraz sonra ona da değiniriz. Melis tezini geçti. Hatta bugün olduğu gibi böyle canlı canlı bir tez yaptı. Yeditepe'de ilk online sen mezun oldun değil mi? Yüksek lisansta psikolojide. Evet, ilk online bitiren bendim. En çok kalabalık bir şekilde de bitirdiğim bir süreç oldu. Değişik oldu pandemiyle beraber. Konumuz da pandemi ve hayat aslında. Burada da benim hayatımda pandemi beni online bir şekilde savunmama yol açtı aslında. Peki pandemi hayat dediğimizde senin pandemi ve hayat nasıl geçti? Bu pandemide şimdi herkes adına pandemi ve hayatı konuşacağız ama sen pandemiyi nasıl geçirdin? Sonra da biz diğer konuşalım. Senin nasıl geçti pandemi? Nasıl geçiyor hala da? Bildiğiniz tez yazarak geçti bayağı bir. Yani ilk başlarda ne olduğumuzu hepimiz anlayamadık sanırım. Bir kayıp gibi bir deneyimledik bunu. Çünkü normal hayatımızı kaybettik bir yerde. Ve bir şok yaşadık hepimiz. Ne olduğunu anlamadık. Eldivenle mi çıkacağız, maske mi takacağız, dokunmamız mı lazım, ne yapacağız? Biz 2 ay çıkmadık dışarıya. Sen de biliyorsun. Yani havadan nem evet. Kapacağımızı, korona kapacağımızı. Ben ilk başta hepimizde geçti. İlk kayıp yaşamamın süreci de bu zaten. Hepimiz bunu deneyimledik bir şekilde. Tez bana yardımcı oldu bence aslında. Çünkü tezimi bitirdim bu süreçte. Onunla yoğunlaştım. Şu anda Ayvansaray Üniversitesi'nde idari asistan pozisyonunda bulunuyorum. Bununla meşgulüm. Eğer bu uğraşlar olmasaydı daha bir boşluğa düşebilirdim diyebilirim. Yani burada da bir kayıp var. Normal hayatımızı kaybettik ama orada nelerle doldurduğumuz aslında bizim nasıl geçirdiğimizi gösteriyor. Ha, tabii ki hiçbir şeyle doldurmamak da bir seçim. Hiçbir şey yapmamak, zorlanmak da bir yol. Ben bu şekilde
değerlendirdim. Bu da aslında benimle ilgili bir süreç tamamen. Aslında sen çok çalışarak geçirdin pandemiyi. Yani ben bilgisayarı kucağından çok aldım senin. Işığını çok kapattım gece yarısı. Hani bu çok ciddi bir emek var psikoloji eğitiminin altında. Buradan da belki bu yayını izleyen ve çocuğunun ya da şu an okumakta olan kişilere biraz da pandemi sürecinde, çünkü hepimiz aynı pandeminin içine girdik ve hiçbirimiz hazır değildik ve hala da bir belirsizlikle birlikte devam ediyoruz ama en azından ilk şoku atlattık. Sen ürettin ve gerçekten hani zaten her zaman çalışan bir kız olduğun için pandemide de daha çok çalıştın, daha çok içinde bulundun. Gerçekten çok endişelerimiz vardı pandemi ve hayat sürecinde. Beni biliyorsun yani, hiç olmadığım ortamların içinde buldum. Hatta sen de hayatında ilk defa birçok şeyle tanıştın pandemi sürecinde. Değil Evet. mi? Peki, pandemi hayat deyince insanlar şunu çok düşünüyorlar. Eski halimize gelebilecek miyiz? Dünyayı tekrar aynı olacak mı? Sevdiklerimize sarılabilecek miyiz? Ne yapmamız gerekiyor? Yani evet, ya da şöyle söyleyeyim. Ne zaman bir danışmalıyız? Yani bir psikoloğa ne zaman danışmalıyız bu durumda pandemi ve hayatın içindeyken? Kendimizi ne zaman danışmak istiyorsak o zaman danışabiliriz aslında. Bunun bir kriteri yok. Yani eski hayatımıza göre ne zaman kendimize baktığımızda kendimizi sıkıntılı hissediyorsak, yalnız hissediyorsak, birine bir danışma, bir görüşme ihtiyacı hissediyorsak. Ama tabii ki eğer kendimize zarar verdiğimizi ya da başkalarına zarar verdiğimizi fark ediyorsak ya da kendimize işlevsiz olan davranışlarda buluyorsak, örneğin bir şey yapmayı sürekli yapmak gibi. Tabii bu da bir süre olabilir ama belli bir süre sonra hani bu daha başka bir tabloya yol açabiliyor. Bu yüzden bu tamamen kişinin kararı aslında. Onların Evet. karar vereceği bir süreç. Peki pandemi hayatta insanlar sence ne yaptı? Mesela evimizden üretmeye başladık. Her şey evin içinde dönmeye başladı. İşte hep konuşuyoruz. Dünya değişti. Yepyeni bir dünya uyandık. Sence bizim en çok neyimiz değişti? Hani davranışlarımız mı, ruhumuz mu? Ya yani neler öngörebilirsin? Ya da bununla ilgili çok okuduğunu biliyorum. Araştırmalar okuyorsun. Bunun sonuçlarını en erken ne zaman alabileceğiz mesela? Biliyor musun bununla ilgili? Pandemide aslında inanılmaz araştırmalar yapıldı. Senin de bildiğin yok. Yani gibi. Şeyler okuyor her canlı yayından önce. Bir nevi üniversiteyi yüksek lisansını okuyor gibi parçalar. O yüzden sen de çok iyi biliyorsun aslında. Yani inanılmaz makaleler yapıldı koronada. Bununla ilgili olarak da bence her şeyimiz değişti. Değişmeyen hiçbir şey yok. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Acaba bir soru soracağım. Bu Melis'ciğim, ben mi donuyorum, sen mi donuyorsun? Teknolojik bir sıkıntı yaşıyor olabilir miyiz? Olabilir ama bilmiyorum hangimiz Ben donuyor olabilir. de donma hissediyor musun karşı tarafta? Çünkü ben arada sesin gidip geliyor. Ben mi donuyorum? Evet, olabilir ama ben de oluyor olabilirim. Tamam, ikimiz. İnternetine Eğer bağlanayım. Efendim? Eğer ev internetine bağlanıyorsan onu kapatır mısın? Kendi telefonu internetine bağlanır mısın? Sanırım küçük bir sorun yaşıyoruz Melis'le. Onu bekliyorum şu anda. Melis yayına yine tekrar katılacak. Evet, pandemi, hayat çok. Evet. Daha mı iyi şu an? Ev internetini kapattın mı? Evet. Tamam. Kendi telefon internetine bağlandım. Bağlandıysan. Tabii Melis'in ilk canlı yayını. İlk kez annesiyle canlı yayına katılıyor. Dolayısıyla benim bile deneme yanılma yoluyla bulduğum bir yöntem. Mesela pandemi hayatta benim gibi bazı insanlar üretmeyi seçti. Bazı insanlar hobilerine döndü. Açıkçası bunlar hepimizi bir değişim, dönüşüm. Sen psikolog olarak yani tavsiye vermek asla değil. Zaten biz bir tavsiye veremeyiz. Çünkü kişiyi tanımıyoruz. Bu anlamda hiç etik ve doğru olmaz. Sonra gene etik ve doğru deyince bir şey soracağım. En basit haliyle ne yap? Yani pandemi ve hayat gerçekten 24 saat, 7-24 evlerdeyiz. Kısıtlamalar var. Küçük küçük önerilerin olabilir mi? Ama sadece öneri. Yani pandemide kendimize nasıl daha iyi bakabiliriz gibi mi? Doğru mu anladım?
Evet, pandemi hayat sonuçta evin içine kapandık. Bir anda işte Netflix seyrediyoruz, öbür yandan kitap okuyoruz, öbür yandan kimimiz temizlik yapıyor, kimimiz ekmek yapmaya verdi kendini, kimimiz bambaşka şeyleri verdi. Ben deliler gibi temizlik yaptım, delirmiş gibiydim. Yani kendi hayat ütüler yaptım, ütü listede dolaştım. Bir 4,5 saat insan ütü yapar mı yani? İşte bu benim delirdiğimin göstergesi aslında ama çünkü başka çıkış yolu yok ve evin içinde ne yapacağım? Sıkılıyorsun belli bir aşamadan sonra. Hadi şunu da bitireyim, hadi bunu da bitireyim diye listelerin oluyor. Dolayısıyla aslında biz hiç alışkın olmadığımız bir duruma bir anda girdik ve dolayısıyla yeni yeni kendimize yöntemler bulmaya çalıştık ama açıkçası bunun da belki bir şeyi vardır, daha farklı bir bakış açısı olabilir. O yüzden de yine sana sormak istedim. Bence kendimize ne iyi geliyorsa onu yapmamız çok doğru olmuştur. Çünkü en iyi kendimiz bize iyi geleni bilebiliriz aslında. O yüzden bence seninki de doğru oldu. Çünkü bu şekilde başa çıkabildi. Aslında kendimize neyin iyi geldiğini bulmak önemli bu süreçte. Ekmek yapmak olabilir, dediğin gibi ütü yapmak olabilir. Hiçbir şey yapmamak olabilir. Eski hobilerimize dönmüş olabiliriz. Bize neyi geliyorsa onu yaparak daha sağlıklı bir şekilde başa çıkabilirdik aslında. Ve birçoğumuz öyle yaptık. Ama yani yapamamak da mümkün. Çünkü bu yüzyılda olan bir pandemi ve çok sıra dışı bir koşul. O yüzden ne kadar nasıl baş ettiğimiz de bize özgü aslında. Anladım. Evet, kişiye özgü dediğin zaman akademik olarak da şimdi psikolojide farklı dinamikler var, farklı ekoller var. Sen bilişsel mi yoksa hangisindesin? Ben dinamik psikoterapi yaklaşımındayım ama eklektik olarak tabii hani bazı müdahaleler daha farklı olabiliyor. Anladım. Peki yani çok yani bildiğim bir şey sormak istemiyorum aslında sana. Çok da konuşuyoruz. Evin içinde de bunları konuşuyoruz. Birçok psikolog arkadaşım, senin öğretmenlerin var, hocaların var, süpervizyon aldığın insanlar var. Dolayısıyla bizim evde bunlar zaten hep konuşulan ama hiç psikolojiyle ilgisi olmayan insanlar var. Bilişsel nedir? Pandemideki yaklaşım nasıl olur? Dinamiğin nasıl olur? Biraz bunu anlatır mısın? Çünkü sonuçta pandemi ve hayatı konuşuyoruz. Belki bilmiyor, hiçbir fikri yok ama bir yol arayışı içinde ve bir yerli danışmak istiyor. Bunu nasıl ayırt edebilir? Tabii aynı aslında sürece bakmak bir kişiyle ilgileniyoruz. O yüzden aynı şeyin farklı bir versiyonu, bir ekol farklılığından bahsediyoruz. Bilişsel davranışçı terapi daha çok duygu, düşünce odaklı, evet, ve davranış değişikliği odaklı. Dinamik terapi ise kişinin davranış değişikliğini, kişinin kendi savunmalarına ve davranış, geçmişteki davranış şekillerine bakarak yapıyor aslında. Yani bir yerde geçmişe daha çok önem var. Diğerinde ise şu anki duygulara önem var. Benim ekolümde, benim de düşündüğüm üzere bence insanı tamamen geçmişinden ayıramayız. Çünkü belli bir şekilde geçmişle bugüne geldik. O yüzden geçmişte olanların tekrarını mı yaşıyoruz? Nerelerde takılıyoruz? Onlara baktıkça daha kişiye yardımcı olunabilir diye düşünüyorum. Bu yüzden de dinamik ekoldeyim. Anladım. Yani o ikisi arasında çok aslında böyle keskin ayrımlar yok. Sadece farklılıklar var. O yüzden de kişi de zaten en yakın hissettiği kişiyle bu yolculuğa çıkabilir. Ya pandemi hayat başlığı bile çok aslında biraz zordu. Bu konuyu konuşalım dediğimde yeni yıl öncesinde sana bir yükledim mi bilmiyorum ama senin pandemi ve hayat deyince neler geliyor? Kafandan neler geçiyor? Aslında aklıma birçok psikolojik olarak insanların davranışları geliyor. İlk yasak açıklandığı zaman markete koşanlar, kıtlık psikolojisinin getirdiği yükle yemek almaya çalışanlar, bana bulaşacak mı, ne olacak, hasta mı olacağım endişesi yaşayanlar. Aslında birçok psikolojik karakterin, daha önceki karakterin etkilediği bir süreç olduğunu düşünüyorum pandemide. Yani önceki kişilik tiplerimiz ve nasıl biri olduğumuz pandemide de nasıl davrandığımızı belirliyor aslında bir nebze de. Tabii bu bir hipotez olabilir, araştırılabilir de. Bu benim önerim. Ama hani biz biliyoruz ki davranışlarımız kişilik tiplerimizle örüntülü. O yüzden birçok insan daha önce neleri varsa aslında bunu daha açık bir şekilde gördü. Ve bu kolay bir süreç olmadı. Çünkü bunu görmek için virüsün olduğu bir zaman uygun değildi belki de. Hani bu bir psikolojik destekle ve daha güvenli bir ortamda olabilirdi. Bu yüzden de insanlar sorun yaşadı aslında.
Evet, güvenli ortam dedin de mesela sen beni çok sakinleştirdin. Ben biliyorsun birkaç kız evden çıkmak zorunda kaldım. Hastaneye gitmek zorunda kaldım. Ve o süreçte bir an önce panik halde hastaneden geldiğim zaman zaten bütün kıyafetleri bıraktım. Direkt banyoya koşuyordum ve korkuyordum. En güvenli ve evde hissediyordum ve ben daha sonra sokağa nasıl çıkabilirim diye düşünüyordum. Sonra tabii bu duygum kırıldı ama bir 2-3 ay bu benim üzerimde vardı. Benim gibi birçok insan da bu duyguyu yaşamıştır. Bu işte tam dediğin duruma örnek oluyor, değil mi? Evet ve aslında bu çok normal bir durum. Çünkü ne olduğunu bilmediğimiz bir virüsle karşı karşıyaydık. Ne yapacağımızı da bilmiyorduk. Güvenli bilgi de alamıyorduk. Bu da endişeyle ilgili çok önemli aslında. Güvenli, tutarlı bilgiye ulaşamadık. Ne olduğu evet. bilmiyorduk. O yüzden nasıl davranacağımızı da bilmiyorduk. Bu yüzden bu çok da sıra dışı bir durum değil. Çünkü biz mesela travma derken anormal bir duruma verdiğimiz normal tepkiler diyoruz. Aslında bu evet. bir travma olmayabilir tabii ama normal dışı bir süreçten geçtik. Bu yüzden anormal tepkiler vermemiz çok doğal da hepimizin. Evet, mesela bazı insanlar eskiden çok temiz kastasıyla nitelendirdik. Hani kendi aramızda da nitelendirdik. O da işte eve girerken ayakkabıları temizliyor. İşte kıyafetleri dışarıda bekletiyor. Ya da elini 5 kere 20 kere yıkıyor diyor. Eskiden şimdi anormal kadını kabul edilen birçok şeydi. Şu an normal oldu. Peki bu nasıl, bunu ne yapacağız? İleride sence değişecek mi? Yoksa bunlarla yaşamaya mı devam edeceğiz? Ya da bu ne zaman bizi çok fazla üzmeye başlarsa ne yapmalıyız? Yani şöyle sormam lazım aslında. Ne zaman danışmamız gerekiyor bu huyumuzla ilgili? Yani bırakamazsak eğer. Tabii yani kendimizi rahatsız hissettiğimiz anda ve bu bizi hayatımızdaki davranışlarımızı etkiliyorsa, rahatsız oluyorsak başvurabiliriz. Ama dediğim gibi bu normal dışı bir süreç olduğu için biz de anormal tepkiler veriyor olabiliriz. Rahatsız olduğumuz zamana bakıp nelerden rahatsızsak bu konuda her zaman danışabiliriz. Anladım. Yani fazla elini yıkıyorsa ama pandemiyle birlikte bunu artık cilt yaralarına dönüştürmüşse mesela bir doktora danışabiliyor. Evet. Ya da ruhuyla ilgili. Zaten psikoloji tamamen kendimizi iyileştirmekle ilgili bir bilim dalı. Ve pandemide de en çok neye ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı. Sence 2021'de daha çok psikolojiyle konuşuyor olacağız, değil mi? Ben buna inanıyorum ve dizilerde de daha çok görüyoruz, radyoda da daha çok varız. Eskiden biz saklanıyorduk ya da görünmek istemiyorduk. Psikoloji alanında çalışanlar, psikiyatristler, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları sanki kimse başkasının probleminden konuşmak istemiyordu. Ama şu an hepimiz bir süreçten geçiyoruz. Bu yüzden kendi sıkıntılarımız ve başkalarının sıkıntıları da daha görünür oldu. Bu yüzden ben daha çok konuşacağımızı ve konuşmaya başladığımızı düşünüyorum. Bunu medyada da gözlemleyebiliriz. Ve bu bakımdan daha empatik de olacağımızı bir şekilde düşünüyorum. Çünkü artık hepimiz bu süreçten geçtik ve ne olduğunu biliyoruz. Yalnız kalmanın ne kadar zor ve insana için uygun olmadığını farkındayız. O yüzden dayanışmayla beraber bu süreçten çıktık aslında. Hepimiz birbirimize yardım olduk. Daha çok canlı yayınlar oldu, konserler oldu. Yaşlıların evine gençler yemekler götürdü. Bu süreçleri de olumlu yanlarını da hatırlarsak aslında burada da birçok ders var diye düşünüyorum. Evet, çok güzel söyledin. Gerçekten birbirimize bir kolektif bilinç diye tabir ediliyor bildiğim kadarıyla. O bilinç çok daha farklılaştı ve hepimiz daha iyi insan olma yolunda ilerliyoruz diye düşünüyorum. Tabii ki her zaman farklı şeyler olabiliyor ama büyük destekler oldu. Mesela yapılan çalışmalar oldu. Bu yüzden de dizi meselesine geldim. Gerçekten Fi dizisiyle başladı aslında. Fi dizisine kadar böyle çok fazla şey konuşulmuyordu. Psikolog, psikoloji konuşulmuyordu. Şimdi de çok ünlü bir yazarın kitaplarının dizileri var. TRT ve TV8'de. Ve bunlarla ilgili çok fazla gündem oluşturuyor ama benim şöyle bir üzüntüm var. Ben yani çok aktif o şekilde sosyal medyayı takip ediyorum ve geçen gün bir tweet'e rastladım. Sen dizisi var, psikoloğu yok diye, yani yasası yok diye. Evet. Bildiğim kadarıyla klinik psikologların Türkiye'de bir yasası henüz hala oturmadı, çıkmadı. Psikologlar Hı-hı. Derneği bunu, Türk Psikologlar Derneği de çok üzerinde çalışıyor. Sence diziler kadar da bu konuşulması gerekmiyor mu? Kesinlikle bunu da konuşmamız gerekiyor. Teşekkür ederim konuştuğumuz için. Ay, çok yasası dikkatimi çekmişti Trend Topic. Evet.
Yasamız yok. Yani herkes psikolog olmaya çalışıyor ama haklarımız korunmuyor. Bir şekilde bir odamız yok. Başvurabileceğimiz bir yer yok. Birçok meslek örgütünün var. Bu yüzden meslek yasası birçok yıllardır konuşuluyor. Umarım adımlar atılır ve yasamıza kavuşurum diyorum. Umutsuzlanmak İnşallah. istemiyorum. Her şeyin değişeceğine inanıyorum. Pandemi de buna öğretti hepimize zaten diye Evet. düşünüyorum. Belki psikolojide de yaklaşımlar da pandemiyle birlikte değişecek. Belki yepyeni akımlar gelecek. Bilmiyorum şu anda ben de açıkçası. Sen de yeni yeni araştırıldığı için muhakkak şey yaparsın ama bir travma ise eğer ki travma sonrası da bir değişik. Yani nasıl şey vardır hep Amerikan filmlerde izleriz. Travma sonrası stres bozukluğunu çok duymuşuzdur hepimiz. Ve insanlarda işte uykusuzluk baş eder ya da farklı farklı duyguda olur. Belki bizim de bu yaşadıklarımızda çünkü 2020 gerçekten ne depremi bitti. Yani korona zaten damgasını vurdu. 9 ay oldu çocuk doğmuştu diyorum ben. Yani bir şey olsaydı Mart'tan bu yana ki ilk Çin'de çıkmıştı, Wuhan'da çıkmıştı. Dolayısıyla çok farklı değişiklikler oldu. Çok etkilendik. Hepimiz çok etkilendik. Ama araştıracağım. Şimdi travmaya geleceğim. Sen Tesco'nun travma sonrası büyümeydi. Bu konuyu seçerken kendinden mi yola çıktın ki büyük babana ithafta bulunduğunu biliyorum. Travma nedir ve yani pandemi de bir travmadır. Bunu biraz anlatır mısın? Pandemi aslında travma olmak zorunda değil diyeyim öncelikle. Ha, tamam. Olabilir Tamam. de. Yani kişinin nasıl baş ettiğine kalmış ama hani bu travma olabilir, kişi baş edemiyor diye travma oldu demek değil. Yani olabilir ve kişi bunu bir şekilde istemeden de olabilir. Pandemi hani farklı bir deneyim diyelim. Travma demeyelim. Tamam. Çünkü hani bazı kişiler bunu travmatik yaşayabilir ama genel olarak bir travma demek çok uygun olmaz. Çünkü bu bir deneyim aslında. Bir travmatik bir durum değil. Bir kayıp. Yani bir virüs var, endişe var tabii ama yani herkes bunu travmatik olarak deneyimlemeyebiliyor. Bir de önceki soruna gönderme yapmak istiyorum aslında. Psikolojinin farklı alanları var mı acaba, olacak mı diye. Ben evet. Siber psikoloji, teknoloji psikolojisi, seninle hep konuştuğumuz alanlar, evet. Robotların psikolojisi, bu alanlara evet. Ben çok meraklıyım ve postlar paylaşıyorum aslında. Birçok evet. Kişi görüyordur. Yani bu alanların gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü senin de yayınlarında izlediğim gibi insani bir şekilde artık teknoloji de insani bir şeye dönüyor. Bu yüzden psikolojinin burada ayrı durması mümkün değil. Daha çok siber psikoloji araştırmaları olacak. Daha çok robotlara duygu eğitimi gibi konuları bence göreceğiz diye düşünüyorum. Bu da bizim için değişiklik olacak diye düşünüyorum. Travma ve travma sonrası gelişim konusundaysa, travma aslında hayatımızı sekteye uğratan her durum. Tabii bu yüzden korona da aslında olabilir. Bu durumla nasıl elimizdeki kaynaklarla başa çıkamıyorsak, o zaman o da bir travma yaratıyor. Ama tabii kaynaklarımız var ve başa çıkabiliyorsak o durumla, bu durum travma olmuyor. O yüzden kişiye özel travma olması ya da olmaması durumu. Travma sonrası gelişim de aslında çok pozitif psikolojinin bir kavramı. Benim de tezimle incelediğim kavram. Travma sonrası gelişimde bir travma yaşanıyor. Fakat kişi bundan negatif bir şekilde etkilenmiyor uzun vadede. Bundan gelişip büyüyüp daha güçlü bir insan, daha güçlü bir yolda oluyor. Ve burada da o televizyonlarda izlediğimiz geri dönmeler, travmadan kötü etkilenmeler, savaştaki sahneler yerine askerlerde de tabii travma sonrası gelişim evet. görülebiliyor da daha olumlu kişinin hayatında, ilişkilerinde, felsefi anlamda, kendine bakışında, dünyayı görmesinde değişiklikler olduğunu gördüğümüz bir süreç. Yani bizi öldürmeyen şeyi güçlendirir diyor Nietzsche. Aslında evet. Bu tam travma sonrası gelişim. Aynı zamanda evet. Travma sonrası büyüme. Aynı konsept zaten. İki ismi var. Evet, Nietzsche dedim, beni can evimden vurdu. Çünkü Nietzsche'yi çok severim ve bu sözü çok kullanırım. Keza Irving Yalom'u çok severim. Hatta bana sen biliyorsun yıllar önceki kitaplarımı bulup psikoloji eğitimi alırken ya anne sen bunları ne zaman okudun dediğinde, işte sen doğduğun zamanlarda ben bunu okuyordum dediğimde çok şaşırmıştım. Çünkü ben her zaman aslında bilmeden belki bir seçimi yapıyoruz. Hep kendimi geliştirmeye çok sen biliyorsun, hani bilmeyenler için söylüyorum. Hep okumayı çok seviyorum. Araştırmayı hep çok seviyorum. Dolayısıyla da yani bunlar güçlü gerçekten Nietzsche'nin zaten kavramları, yaklaşımı, keza Yalom'un yaklaşımları
varoluşçu düşünce gücü. Yani kendimi çok yakın bulduğum, biliyorsun, zaman zaman insanlarda olabiliyor. Seninle de konuşuyoruz. Mesela eskiden Freud'la ilgili çok farklı şeyler vardı gibi gibi. Yani bakmayın biz Melis'le böyle bayağı bir şey yapıyoruz, evet, evin içinde. Zaten bazen ben bile diyorum ya büyümüş de bunun da oturmuş psikoloji şey konuşuyoruz yazarları, ama çok keyifli oluyor biliyor musunuz? Anne kız aynı evin içinde kitap önermek birbirine. İşte inşallah bu sizin de çocuklarınız ya da gelecekteki çocuklarınız da bizim gibi böyle yayın yapar ve sohbet edersiniz. Ben az önceki senin şunu söylediğini tekrar aktarmak istiyorum. Şimdi ben sana okul başladığında işte yaklaşık kaç sene, 7 sene mi önceydi, evet, sosyal medya ve psikoloji yap diye başın etini yemiştim. Sen de o zamanlar çok fazla yapıldı diyordun. Şimdi bakıyorum sana. Buradan sana hiç söylemedim çünkü çok fazla araştırılmış. Ama şu var, insan kaynaklarında psikoloji kullanılıyor. Yapay zeka ile iş alımlar yapılıyor. Dolayısıyla herhalde siz yakın gelecekte psikologlar çok daha farklı iş alanlarında olacaksınız. Uçuş eğitimleri için psikolojik testlerden geçiyorlar ya da bambaşka alanlarda testlerden geçiyor insanlar. Dolayısıyla çok geniş bir yayılımı var psikolojinin. Dolayısıyla da seni de tekrar tebrik ediyorum bu konuyu alanı seçtiğin için, travma sonrası büyümeyle birlikte. Biraz sonra sorularımız birikiyor, ben gözümü takıp şu anda daha soru görüyorum, 8 tane yorumları da açacağım ama yorumları açmadan önce biraz daha sohbete devam ediyorum. Pandemi, hayat dedik, belirsizlik, endişe ve şefkat senin hep postlarında öne çıkıyor. Bu arada Instagram sayfası Feyza Melis Kösoğlu, Melis'in, evet, takip etmek isterseniz. Melis Kösoğlu'nu kişisel olarak kullanıyor. Arkadaşları ve ailesi dışında kimse yok. Bazen benden dolayı istek gönderenler olabiliyor. Ben buradan açık açık söyleyeyim. Lütfen Feyza Melis Kösoğlu hesabını takip ederseniz, bütün bilimsel ve psikoloji paylaşımları oradan yapıyor. Feyza kendi hesabını zaten çok aktif kullanmıyor. Hikaye paylaşır, aralıklıdır ama diğer hesabını çok aktif kullanıyor. O yüzden de söylemek isterim, hazır böyle bir fırsat bulmuşken. Evet, şimdi gelelim endişe, belirsizlik, tabii, şefkat, senin paylaşımların. Ne spesifik olarak neyi merak ediyorsun? Neyi merak ediyorum? Bir kere endişeyle ilgili hepsini merak ediyorum. Mesela ben Suzi ile konuşurken, biliyorsun hocan Suzi Amado ile selamlar iletiyoruz. Bir gün telefon konuşmasında belirsizliğin içinde belirsizce yaşamaya çalışıyoruz dedim. Hatta Suzi'ye dedim, Suzi bunu post yapsana dedim. Yaptı, galiba yaptı ama sonra oturdum yazdım bununla ilgili. Ben bir yazı yazdım kendim ama ben kendi açımdan, çünkü ben psikolog, hı-hı, değilim. Mesela belirsizlikle, pandemi ve hayatta belirsizlikte nasıl yaşamamız gerekiyor? Bir kere aslında burada çok varoluşçu bir yöne gidiyoruz. Öncelikle Ferhat Hoca'yla da sizin yayınınız. Evet. Ferhat Yakıçız. Ona selamlar olsun. Onun alanından gireceğim aslında burada. Varoluşçu psikoterapi bence burada belirsizliğe en iyi yanıt oluyor. Bir şekilde bence eskiden de hayat çok belirsizdi ama biz bunu belirli kılmaya çalışıyorduk. Aslında tekinsizlik, güvensizlik her noktada hayatımızda vardı. Fakat biz davranışlarımızla, düşüncelerimizle, inançlarımızla, kendi savunmalarımızla bir şekilde bunun olmadığına, dünyanın daha farklı bir yer olduğuna inanıyorduk. Aslında pandemiyle beraber daha bu yöne doğru görebildik diye düşünüyorum. Bence aslında hep belirsizlik vardı. Dünya çok belirli bir yer değil diye düşünüyorum. Bir şekilde bir laf var varoluşçulukta. Bu dünyaya fırlatıldık. Yani bu dünyada kendimizi bulduk. O yüzden, evet, bu fırlatılmışlıkla ne yapıyoruz kısmı önemli oluyor. Bu belirsizliği nasıl, neye dönüştüreceğiz? Hayatlarımızdan nasıl anlam çıkaracağız? Bu önemli oluyor. Hı hı. Endişe de tabii ki belirsizliğe dair. Çok özür dilerim. Sakın unutma. Sen şu anda çok mozaik ve çok hayal gibi gözüküyorsun. Seni bir yayından çıkartıp tekrar alayım mı? Tamam. V-Film'de tamamen kapatır mısın? Çünkü güzel kapanım görmek istiyoruz seni. Tamam. Tekrar kapanım alacağım. Hemen alacağım. Çok kısa bir ara verdik. Çünkü Melis'in sanırım teknolojiyle ilgili küçücük bir sıkıntısı oldu. Ben bu arada hemen yorum açıp sormak da istiyorum. Ya da cevaptan yazabilirsiniz. Ben mi, den mi kaynaklanıyor? Onu da bir çözeriz. Eğer tekrar gözüküyorsa Melis
gerçekten değildir diyorum. Tekrar istek gönderiyorum ve tekrar yolluyoruz. Lütfen sorularınızı gelmeye devam etsin. 5 dakika sonra açacağım ve canlı canlı Melis birebir cevaplayacağız. Lütfen çok zor sormayın. Çalışmadığı yerlerden gelmesin. İşin şakası. Evet, Melis'i bekliyoruz yayını almak için. Nasıl gidiyoruz? Lütfen yorumlarınızı da bize paylaşırsanız çok sevinirim. Yılın son yayınında pandemi hayatı konuşalım dedik. Çünkü artık yarın yeni yıl ve yeni yıl kutlayacağız. Evet, Melis'cimin galiba bir küçük sıkıntısı oldu. Bekliyorum. Olmazsa tekrar istek gönderirim. Evet, tekrar bir istek gönderiyorum. Ha, o istek göndermiş. Tamam, alalım. Hemen gönderdim. Bekliyorum. Bazen böyle oluyor işte. O beni ararken ben onu ararım. O ararken ben onu ararım. Evet, şimdi bağlanırız. Merhaba. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, daha iyisin şimdi. Sevindim. Evet, evet. Az önce ben mozaik görüyordum. Ben öyle görüyorsam, evet, güzel görüyorlar ki kalpler geliyor sana. Evet, endişe diyordum. Evet, endişeyle ilgili de aslında belirsizlik bir endişe yaşatıyor hepimizde ve genel günlük durumlarda da bu böyle aslında. Nerede belirsizlik varsa orada daha çok endişelenebiliyoruz. Bu yüzden de aslında biz dünyanın endişeli bir yer olmadığını, güvenli bir yer olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çocukken de bu şekilde öğreniyoruz. Bizi koruyan, seven, güvenilen kişiler var ve dünya güvenilir bir yer. Bu yüzden bu yıkıldığında aslında çok sarsılıyoruz. Pandemiyle beraber bu yıkıldı aslında. Dünyanın güvenilebilir, güvenli, düzgün, adil bir yer olduğuna dair inançlarımız belki de yıkıldı. Bu yüzden de daha çok endişe yaşadık. Ama aynı zamanda endişe korkuyla ilintili bir duygu. İkinci bir duygu. Yani bizim Paul Ekman'ı bilirsiniz. Hatta bir dizi vardı, Lie to Me diye. Oradaki bir teorisyen, bir psikoloğun teorisi. Temel duygular 6 tane. Bunun üzerine ikinci duygular var. Temel duygular mutluluk, korku, üzüntü gibi duygular. Endişe ise bunlardan türeyen duygular. Huzur da mesela öyle bir duygu. Ve endişe aslında korkudan gelen bir duygu. Yani orada bir korku yok, gerçek bir korku yok. Fakat biz bundan olacağından korkuyoruz. O yüzden bu bir endişeye dönüşüyor. Aslında bu yüzden de var olan bir korku bulunmadığı zaman endişelenebiliyoruz. Fakat korku ihtimali olduğu zaman. Bu yüzden de aslında pandemide belirsiz bir dünya var. Sokağa çıkabilecek miyiz? Yasak var. Yemek bulabilecek miyiz? Su alabilecek miyiz? Pasta belki yiyebilecek miyiz? Hani bu ya da yani tuvalet yiyebilecek miyiz? Hani ya da parkta yürüyebilecek miyiz? Arkadaşlarımızla tekrar buluşabilecek miyiz? Her şey belirsiz. Evet. Her şeyin belirsiz olduğu bir ortamda tabii ki çok doğal endişe yaşamamız diye düşünüyorum. Evet, o zaman endişelerimizi birazcık da artık bir şey demiyorum çünkü psikologlar işte böyle kapatıyoruz. Özür diliyorum senden arka arkaya aradığı için. Evet. Şefkat, çok güzel Şefkat. Bu arada ben postlarını kendi kızım diye sevmiyorum. Hiçbirine de alakası yok. Hani soruyorlar şey yapıyor musun diye. Kendisi tasarlıyor. Kendisi paylaşıyor. Bütün zaten programlar hakim olduğu için. Ben bu arada da önden sorular geldiği için sana bunları da arada sıkıştırıyorum yani. Zor yerden sormuyorum değil mi çok? Yok, hayır. Güzel gidiyorum. Evet. Zaten şimdi bu sorudan sonra açacağım soruları. Sen yayını alırken onu söyledim. 5 dakika sonra soru cevaba geçeceğiz. Çünkü hem sorular bekliyor hem de çok merak ediliyor. Yayın öncesi de çok fazla beklendi. Şefkat'le ilgili. Çünkü sen böyle yumuş yumuş postlarında hep kendimizi sevmeliyiz, bahsediyorsun. Bize iyi gelenleri yapmalıyız diyorsun. Şefkat hayatımızda pandemide nasıl olmalı? Nasıl olmalı? Aslında bir yerden oldu. Yani belki de kendine şefkat göstermeyenler bile bir şekilde şefkati öğrendi. Çünkü kendi kendimize çok baş başa kaldık. Ya da öğrenemediysek daha çok öğrenemediğimizle yüzleştik. Her şeyi daha açık görür olduk pandemiyle beraber. Kendimize şefkatli davranmayı öğrenen kesimde aslında hani kendine neyi iyi geldiğine, daha iyi hayatı nasıl yaşayabileceğini, iyi insanlar çevresinde kimler olabileceğini, neylerle uğraşabileceğini, kendi içindeki çocuğu sevmekle geliyor bence aslında şefkat. Ve bu içimizdeki çocuğa şefkat uyguladıkça biz de mutlu oluyoruz. Bu yüzden o içimizdeki çocukla temasımız daha bol oldu pandemide. Olmayan durumlar da olabilir.
Tabii bu bile başlı başına bir terapi gündemi aslında. Aa, terapi gündemi dediğin de sen şimdi online terapiler başladın mı biliyorum. Başlıyordun birkaç kez. Ama nasıl yapıyorsunuz? Malum gidemiyoruz. Acil durumlar dışında pandemi hastanesi ilan edilmişti hastanelerde. Ve doktorlar sadece zorunlu ameliyatları yapıyorlardı. Psikologlar da haliyle ki en çok ihtiyaç duyulan dönemde eve çekilmek ofislerine gidemediler. Evden çalışmalarını yürütmeye devam ettiler. Bir dakika. Sen... Evet, canlı yayın kazası hep olur Ben bunlar, biz çok alışkınız. Ben bildiğim için söylüyorum, Melis'in tezinin ve okulunun getirdiği şartlar gereği korona günlerinde bizzat terapiye gitti. Onu da biraz anlat, sonra da online terapi geçip sorulara geçelim, hadi. Tabii yani online olarak yürütülüyor terapi seansları çünkü yüz yüze olarak daha sağlıklı bulunmadığı için psikanalistler bile analizi online olarak yürütüyor. Evet. Psikanaliz daha çok divanda gerçekleşen, daha haftada 3 gerçekleşen, daha derin bir süreç. Online olarak yürütülebilir aslında terapi seansları. Çünkü koronada Sağlık Bakanımızın da belirttiği üzere teması azaltmamız gerekiyor. Bu yüzden bu süreç için, olağan dışı bir süreç için online terapinin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Sağlıklı günlerde yüz yüzeye geçeceğiz diye düşünüyorum ve umuyorum. Evet. Evet, birçok kişi de bunu yapıyor. Benim de takip ettiğim birçok psikolog var. Online eğitimler yapıyor. Zoom'da buluşuyor. Danışmanlıklarını buradan alıyor. Dolayısıyla sen de aynı şekilde online terapiye başladığını buradan söylemek isterim. Şimdi soruları hemen hemen çok Tamam. fazla sorumuz var. Bir şey sorabilir miyim demiş ama Fethi Aytaç sormamış. Lütfen sorun. Nuray Ece süper. Sorabilirim. Teşekkür ederim. Hala mızıyık. Çocuklara pandemiyi nasıl anlatabiliriz demiş. Çok güzel bir soru. Bak, çocuklarla ilgili hiç konuşmadık. Kardeşlerin de var. Sen de çok bu konuyu biliyorsun. Nasıl anlatabiliriz pandemiyi çocuklara? Aslında anlatmamıza gerek kalmadan yaşıyorlar aslında. Yani tabii ki Evet. şöyle anlatabiliriz. Yaş grubuna bağlı olarak çocuk kaç yaşındaysa ve duygu durumu nasılsa, düşünceleri, ruh hali nasılsa onu dinleyerek, ona eşlik ederek Evet. anlatabiliriz. Yani burada çocuk çok geniş bir tanım olduğu için ben hangi yaş olduğunu bilmediğim için şu an spesifik olarak bir şey söyleyemiyorum. Evet. Ama zaten çocuklar anlatılmayan şeyleri de çok deneyimleyebiliyor. Bu yüzden bir şekilde anlatılmayana da kulak verdikleri için onlar şu an farkındalar sürecin. Evet. Bu yaş bilgisiyle daha tamamlayıcı olacaktır tabii benim için. Anladım. O O yüzden zaman spesifik sana bir şey söyleyemiyorum. DM yazabilirler. Çok da merak ediyorlarsa sana Feyza Meriskesoğlu üzerinden. Pandemik gerçekte psikoloji üzerinde olumlu bir etkisi yok mu demiş Meltem. Anlayamadım soruyu tam. Tekrar soruyorum. Pandemi gerçekten de psikoloji üzerinde olumsuzdan ziyade olumlu bir etkisi yok mu? Yani var tabii ki olumlu etkisi de var. Bu kişinin nasıl deneyimlediğiyle ilgili bir süreç. Olumlu da deneyimlenebilir, olumsuz da. Burada kendinin farkında olup olumlu deneyimlediğinin farkında olmak da büyük bir meziyet aslında. Terapide de biz bunu amaçlıyoruz. Kişinin kendinin Evet. farkına varması, içgörü kazanması. Bu sizin için olumlu giden bir süreçse ne güzel demek isterim. Evet, ne güzel, ne güzel söyledin. Bu dönemde beden olumlama gerçekten işe yarar mı demiş. Beden odum Olumlama. olumlama değil sürüşmesi oldu. Hiç sorun değil. Canlı tabii yayında her şey psikolojiden olabilir. bahsediyoruz. O yüzden çok doğal. Evet. Yani kişi eğer bu durumla ilgileniyorsa, bu konsepte inanıyorsa neden yararlı olmasın ki kişinin kendi halini sevip kendini olduğu gibi kabul etmesi oldukça şefkatli ve kendini kabullenici bir yaklaşım. Ne güzel, ne güzel. O zaman devam. Aslında herkese Murat iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Korona sürecinde dışarıdan gelen ürünlere dokunamamayı, kargo yiyecek bebe nasıl atlatabilirim demiş. Aslında bunu atlatmamız gerekiyor mu? Sağlık açısından çok emin değilim şu an. Öncelikle öyle bir cevap vereyim. Hani biz de bilmiyoruz nereden nasıl bulaşabileceğini. Ama tamamen oradan geçmediğini varsayarsak, terapide maruz bırakma yöntemleri var ya da dinamik terapide daha çok üzerine konuşma, bu nereden gelen bir davranış, bunu öğrenme teknikleri var. Bu aşılabilecek bir problem. Kişi de kendine şöyle bakabilir. Bu durum nereden kaynaklanıyor? Pandemide mi gelişti, daha önceden de var mıydı? Ya da
başka bir durum buna mı evrildi? Yani başka bir şeye böyle bir temas etmeme ihtiyacı var mıydı? Bunları kendine sorabilir ya da güvenli bir ortamda terapide bunlara bakabilir. Atlatılabilecek bir durum ama yani, daha bilişsel tekniklerde maruz bırakmayla da kısa yoldan çözülebilecek bir durum aslında. Yalnız değilsin diyorum. Ben ona yalnız değilsin diyorum. Çünkü o karma geldi. Çocuklar biliyor. Bizim bir çöp odası var yaşadığımız yerde. Oraya çöpleri biz bırakıyoruz ve alınıyor. Ondan sonra evden çöp atmaları yasak. Karga almaları yasak. O kişi benim. Ben bütün halimde eldivenler elimde. O karga tutuluyor. Balkona gidiyor. 24 saat duruyor. Alışverişten geliyor. Poşetler orada duruyor. Yani köpürterek yıkadığım zamanları da biliyorum. Şu anda artık hijyen spreyleri var. Biliyorsunuz her sektör her şekilde kendi dinamiklerini yaratıyor. Hijyenle ilgili olarak da çok güzel ürünler çıktı. Artık daha pratikti. Mesela değiştim. Hani ilk baştaki pandemiyle şu andaki pandemide ben değilim. O yüzden Sinan Bey'e diyorum ki yalnız değilsiniz. Rahat olun. Ama tabii ki şey yapar. Çocuklar eğitimde, online eğitimde zorlanıyoruz. Başarı dereceleri maalesef düşünüyor demiş Şenay Hanım. Çok güzel bir tespit. Maalesef bu birçok alanda gözüküyor. Çocukların online eğitimde adapte olamadığını görebiliyoruz. Bu aslında bir değişimle ilgili bir durum. Bir anda yüz yüzeyken online neredeyse araştırmada kullanılıyorken şu an her şey online oldu. Ama biz de bilmiyoruz nasıl etkilediğini. Bilgisayarın olumsuz etkilerini biliyoruz. Ve hani tamamen zaten izolasyonları var. Çocuklar dışarı çok az belli saatlerde çıkabiliyorlar. Ve çoğunlukla o saatte dersleri oluyor. O yüzden onlar için de çok zor bir süreç. Hani belki de burada kişinin beklentisi de önemli ailelerin. Hani bu süreci sağlıklı geçirip daha korunaklı bir şekilde geçirmek mi yoksa başarı odaklı olmak mı gibi. Burada hedeflere ve çocuklara da nasıl anlamlar yüklendiği önemli oluyor. Bu ailelerin de inançları sorgulanabilir ama birçok çocukta bu notlarda düşme gözüküyor. O yüzden bu pandeminin de getirdiği bir süreç aslında. Çünkü çocuklar arkadaşlarından uzaklar, sadece evdeler, stres atamıyorlar. Birçok dünyaları kayboldu aslında. Onlar için hiç kolay bir süreç değil. Ama adaptasyon gücümüz çok fazla. Hem insan olarak hem de çocukken daha fazla. O yüzden adapte olacaklardır diyorum. Zaten bu bir geçici bir süreç. Evet, gerçekten okulların da bunda bu desteği olması gerekiyor çok aktif bir şekilde. Ama bazı okullarda olamıyor. Neyse o değişim. Ben yorumları açıyorum ve sorularımızı hemen alıyoruz. Gelen herkese bir öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Sorularınızı teşekkür bekliyoruz. Herkes çok tatlısınız gelmiş. Güzel güzel yorumlar gelmiş. Evet, sorular zaten şimdi akacaktır. Biz oradan devam edeceğiz de. Özellikle çalıştığın için biliyorum. Yani stres durumlarıyla ilgili. Çocuklarla çalışıyorsun, gençlerle çalışıyorsun. Sen kendini hangi alanda daha çok olmak istiyorsun? Çünkü birçok psikolog, mesela çocuk psikolojisini seçen var, yetişkin psikolojisini seçen var. Sen hangisindesin en çok? Ben yetişkin ve ergen alanında deneyimlerim ama çocuk alanında da eğitimlere katıldım. Şu an ergen ve yetişkin alanında ilerliyorum ama çocuk alanında çok merak ettiğim bir alan. Bu yüzden her zaman incelediğim ve okuma yaptığım bir alan. Evet, zaten mümkün değil. Evdeki çocuklar bile yeri geldiğinde ben soruyorum. İşte ergenlikler, ergen var, küçük ergen var. Yani çok çok bambaşka deyimler ama ergenlik gerçekten zormuş. Mesela ben seninle ilgili ergenlik dönemine baktığım zaman şu ankiyle o hiçbiri değil. Çünkü şimdi bir de üstünde pandemi var, stresler değişik. Dolayısıyla çok çok değişik dönemler yaşıyoruz. Melis'ciğim senin şeyi vardı, özellikle sorulan bir soru vardı. Ben buna sorsam mı sormasam değil mi? Artık soracağım çünkü sana sorması istemişti. Herhalde bilmeyen ya da izlemeyen. Klinik psikolojiler Türkçe mi İngilizce mi oluyor diye sormuş bir gencimiz. Lütfen cevap verir misin? Ben bildiğim için yapmadım, anlatmadım. Tabii ki her soruya cevap verebiliriz. Teşekkür ederim. Her şey konuşulabilir. Burası bir terapi değil ama canlı yayın. Hani belli bir çerçevede konuşabiliriz. Terapiler Türkçe oluyor tabii ki ama yabancı bir insan olabilirse, yani İngilizce bir terapi de yapılabilir yabancı biriyle. Benim İtalyancam var, İtalyan biriyle de terapi yapabilirim çünkü belki zor olabilir İtalyan bir terapist bulması burada gibi.
Kişiye göre. Yani tabii ki şu an Türkiye'de ve hepimiz Türk olduğumuz için Türkçe terapi yapıyoruz ama yabancı biriyle de yapılabilir. Anladım. O zaman şey olur, üniversitelerde zaten şey yapıyor. Sesiniz tam bir psikolog demiş söyledim. Teşekkür ederiz. O kadar. Teşekkürler. Arzu Hanım geçmiş olsun, hastaneden gelmiş. Ha, Bizim çok geçmiş istiyoruz. olsun. Çok geçmiş olsun, enerjimizi gönderiyoruz. Ona şifa olmasını diliyoruz. Açıkçası pandemi hayat deyince tabii çok geniş bir kavram var. Bu kavramın içinde de dolu dolu konuşulması gereken alışkanlıklar var. Davranış değişiklikleri var. Yani aslında anormal olanlar normalleşti değil mi Melis Evet, pandemide? bahsettiğimiz gibi aslında normal, anormal, anormal, normal oldu. Burada da ne anormal, ne normal diye sorabiliriz. Evet. Belki bu Evet. sınıflamalarımız, yargılamalarımız azalacak. Çünkü hepimiz bu süreçten geçtik ve ötekileştiğimiz şeylerin bize dair olduğunu farkına varacağız belki de. Kendimizle ilgiliydi belki birçok şey. Karşımızdaki aynada onu gördük. Belki de bunu fark edeceğiz. Çünkü hepimiz böyle zorluklar yaşadık. Belki eskiden terapiye gitmek de zordu. Deli deniyor, geçiliyordu. Ama artık hepimiz zorluk yaşadık ve bu çok normal bir süreç oldu. Bunun gibi belki başkalarına atfettiğimiz çoğu şeyin kendimizden geldiğini de gördüğümüz bir dönem olacak. O yüzden ne anormal ne normal. Bunlar biraz iç içe girmiş durumda şu an. Ötekileştirme dedin de bir başkadır çok, ne düşünüyorsun? Psikolojik olarak da çok üzerine yorumlar yapıldı. Senin ötekileştirme ile ilgili ya da bu hani az önce dedik ya dizilerde bile var. Ne düşünüyorsun? O dizi sence psikoloji olarak neleri çok güzel anlatıyor sence? Ben bir başkaları izlemedim. O yüzden yorum yapamıyorum. Ne, şimdi ortaya ne çıktı biliyor musunuz? Farklı oturumlar açıp, çünkü bizim evde herkes kendisi dünyasında izliyor. Ortak izlediğimiz ya filmler oluyor ya da ki okumalar oluyor, yemekler birlikte. Çünkü herkes odasına çekilip bambaşka oturumlar izliyor. Ben birkaç kere bir başkaları izlediğim için hani belki dedim hani benden dolayı, ama Melis izlememiş. Ya Beraber biraz başını evet. izlemiştik ama bazen de terapilerle ve hani psikolojinin çok içinde bulunan kişilerde olabiliyor. Farklı alanlara da kaymak isteyebiliyoruz. Bu birçok psikologlarda da belki takip ediyorsanız görebileceğiniz bir durumdur. Farklı durumlara da, farklı alanlara da kendimizi genişletmek için hani sadece terapide kalmamak. Tabii bir başkaları izleyebilirim ama bu tamamen kişisel bir şey. Anladım, anladım. Tamam, sen o zaman ötekileştirmeyi senden geçiyoruz. Çünkü izlememişsin. Ben de yorum yapmayacağım. Çünkü çok güzel bir hesap vardı. Şu an adını unuttum. İsteyen olursa daha sonra Ama yorum olarak bildiğim paylaşırım. durumlar var Evet. kişilerin bahsettiği üzerinden. O konuda da tabii yorum yapmam çok Tabii duyarlı izlemediğim bir şey hakkında zaten nasıl yorum olurdu. yapacaksın? Spoiler da vermek gibi bir şey mi yok? Demiş ki Şenaycığım, pandemi sürece herkes için bir aşçı çıktı, kilo alıyoruz. Evet, kilo almak da aslında pandemiye dair bir şey değil mi? Bu da psikoloji. Neden yiyoruz Melis'ciğim? Burada aklıma şöyle bir şey geldi aslında. Bir yerde kilo almak dünyada yer kaplamak, daha fazla alan kaplamak demek. Dünyayı daha temelimizi basmak, daha alan kaplamak istiyoruz. Çünkü yok olma kaygımız var. Bu yok olma korkusu da çok temelden gelen bir korku. Bu yüzden de daha çok kilo alıyor olabiliriz. Belki de duygusal açlık dediğimiz bir şey var. Herkes daha çok streslendi. Elimiz hemen yiyeceklere, abur cubur şeylere gidiyor. O daha çok alıyoruz çünkü başka yapacak bir şey yok. Bu yüzden de daha çok kilo almış olabiliriz. Burada bayağı bir kalp geldi. Galiba herkesin Evet, deneyimlediği kalpler yağıyor. bir Vallahi yiyoruz, yani yapıyoruz, neler yaptık yani. Sırf furyaya kapılıp çocuklara lahmacun yaptık ya evde, sen de biliyorsun yani neler. Sen hele hiç hayatında yapmadın, kekler yapıyorsun, küçük kurabiyeler yapıyorsun. İçinden senin de bir ahçı çıktı. Evet. Yani. Farklı rollerimizi de gördük aslında. Güzel oldu diye düşünüyorum. Evet. Farklı daha önce hiç deneyimleyemediğimiz durumları deneyimledik. Evet. Belki de bunların olması da güzel çünkü farklı yollara alan açılıyor. Belki hep aynı bir şekilde giderken göremediğimiz durumları gördük. Evet, zorlandığımız da çok nokta oldu ama
insanın adaptasyon gücü çok güçlü olduğu için bir anda stresi keke dönüştürdük hepimiz bir şekilde. Evet, sana kek yaptım durumu. Meltem Hanım, bir şey çok teşekkür ederim yanıt için. Ne demek? Begüm gelmiş. Merhaba. Sizi beraber gelmek ne güzel demiş. Eksem Türkiye, çok hoş geldiniz. Melis Hanım ne kadar maharetli demiş. Vallahi kızım diye demiyorum ama hani küçüklükten beri bazı şeyleri yaptığı için kendi yeteneklerini kendi geliştirdi. Ne istediğini zaten çok bilen bir çocuktu. Biraz senin küçüklüğünden bahsedeyim. Hani ben şimdi divanda olayım da sen yok, bahsetmeyelim bence. Tabii tabii, şaka yapıyorum. Çünkü zaten etik değil bir psikolog. Mesela Melis'le ilgili olarak çok şeyi, çok temkinliyim. Bana çok sorulduğu için de yine söylemek istiyorum. Onun, o bir psikolog ve psikolog gibi hayatına devam ediyor. Dolayısıyla da onu benimle ilgili çok fazla içeriklerde ya da farklı yazılarda göremezsiniz. Kurumsal yazılarında görürsünüz. Hani buradan söyleyelim. Ama tabii ki çocukken çok kendinden emin olmak da olabilir. Olmadığım noktalar da olabilir. Yani o da benim emin olma halim kişiye özgü bir durum diyorum. Ya aslında ben şunu söylüyorum. Her zaman hiçbiriniz aynı değilsiniz. Yani hiçbir çocuk da aynı değil. Ben de aynı değilim. Dünyada biz hepimiz eşsiziz. Yani parmak izimiz gibi. Herkesin kendine ait bir parmak izi var. Dolayısıyla da bu da senin yeteneğin. Ne kadar, evet, hemen gidiyorum. Melis Hanım'la gurur diyorum. Teşekkür ederiz. Biz de sizinle, ne güzel ne mutlu. Şule Hanım sevgiler demiş. Böyle sana hep güzel güzel yorumlar geliyor. Ya neden sormuyorsun? Hazır psikologumuz burada. Ben yorumları da açtım ama soru gelmiş, soruyorum. Evet. Ama nerede hani? Evet. Gençleri umutsuzluktan nasıl kurtarabiliriz demiş. Yani bunu soran daha gençten uzak bir yaşta diye bir kişi diye düşünüyorum. Çocukları var. Gençleri umutsuzluktan da çok da sevdiğim birisi Şifa Taşları Pınar Hanım. Anladım. İlber Ortaylı'yı burada. Bence sürekli ben psikoloji tabii ki alanındayım, psikoloğum ama burada hayattan da kopmamak gerekiyor. Postlarımda da bunu paylaşıyorum aslında. Hayat, sanat, terapi hepsi iyileştiriyor. Sadece terapi değil. Bu yüzden mesela İlber Ortaylı hep diyor ki yaşlılar daha çok gençlere örnek olursa, onların deneyimlerinden tecrübe kazanırsa onlar için de umut oluyor. Yani sizin belki yapamadığınız bir zorluğu anlattığınızda daha yaşı küçük olan kişiler bunu duyup ama aşmış hissini yaşayıp daha emin bir şekilde yol alabiliyor. O yüzden bence destek çok önemli. Özellikle daha yaşı büyük kişilerin daha genç kişilere umut aşılamak konusunda bu çok önemli diye düşünüyorum. Onun dışında da umutsuz oldukları noktalar neler? Neden umutsuzlar? Nasıl umut kazanabilirler? Gibi, hani bu daha bireysel bir soru. Buraya da tabii bakmak lazım. Hani hayat mı umutsuzluğa yol açtı ya da pandemiden mi böyle oldular gibi. Teşekkür ederim için. Melis ne zaman, nasıl karar verdi psikolog olmayı demiş Elif. Ben lise sonunda karar verdim. Çok geç yani. Üniversite tercihimde. Yayının başında anlattığım gibi aslında daha önce daha mimarlık, iç mimar gibi düşünüyordum mesleğimi. Evet. Fakat bunu yapamayacağımı anladığım için ben İtalyan Lisesi mezunuyum. Çizim yeteneğimin pek olmadığını gördüm derslerde. Bu yüzden farklı bir alan aradım kendime. Aslında bu da bir ders. Yani hepimiz için bir şey olmak istiyoruz ama bunu deneyimlemeden bilemiyoruz. O yeteneğimin olmadığını görerek bu karara geldim. O da bir deneyimdi. O yüzden psikoloji okumama yol açtı. Araştırdım. Bizim dershane zaman böyle bir kitapçığımız vardı. Bütün meslekler yazardı. Evet. Hepsini tek tek okudum. Herkesi böyle inceledim. Öyle de bir insanım. Çok okurum çünkü. Psikoloji dedim, tamam. Hani buradan her şeyi yapabilirim. Medyaya da kayabilirim. Başka bir şey de yapabilirim. Ya da mimarlık olmaz ama çevresel psikoloji var. Klinik psikoloji var. Örgüt psikolojisi var. Adli psikoloji var, bilişsel psikoloji var, milyon tane alan var. Burada çok yere kayabilirim dedim. Şu an bu kararı vereyim, bir bakayım, deneyeyim dedim. Bu şekilde oldu. Deneyeyim, göreyim şeklinde oldu ve hani çok mutluyum. İyi ki de psikoloji okumuşum. Evet, ama zaten çok tercihin psikolojiydi ve istediğin yerdesin. Evet, tek tercihim oydu. Tek tercihin oydu. Ailem beni inanılmaz kısıtlıyor. Her konuda ayrı bir eve çıkmak istiyorum. Bana karşı çıkıyorlar demiş Sevilay. Ne yapabilir? Ya da
bir yorum. Bu çok kişisel bir soru. Burada evet. Hani aileyle ilgili kişisel bir durum. Evet. Hani burada ne kadar konuşsak hem sizin için hem de tam olarak hakim olmadığım için doğru olmayabilir. Ama ne konuda hani kısıtlanmış hissediyorsunuz? Eve çıkınca değişecek mi? Çünkü bazen kendi içimizde o problemleri çözmedikçe farklı bir yere gitmek çok da bir çözüm olmayabiliyor. Bunlara bakmak gerek. Benim iki cümleden duyduklarım bunlar. Ama tabii bir yere kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çocukları bu dönemden sonra nasıl toparlayacağız demiş Elif. Çocuklar çok güzel toparlanacak aslında. Çünkü onların her zaman içsel güçleri daha kuvvetli. Minik minik yardımlarla, belki daha çok oyun oynayarak, daha çok konuşarak, stresli olduğunu fark edip aynalayarak, mesela stresli olduğunu söylemiyor ama tırnağını yiyor örneğin. Demek ki streslisin gibi. Yani onlara göz kulak vererek daha çok da kendi çocukluğumuzla temas kurarak o anları hatırladıkça aslında neyin iyi geleceğini daha iyi bulacağız diye düşünüyorum. Çünkü çocuklarımız da aslında bir noktada kendimizi de görüyoruz. Yani o anlara gidiyoruz. Karşıda seni görüyoruz. Karşı konuşmak. Evet. Ne zaman bitecek bu hastalık diyor Berke 4 yaşında. Berke'yi kocaman öpüyoruz. İnşallah Berke'cim. Berke. Evet, Berke'nin de bunun biteceğine bir inancı var benim anladığım. Bitmesini isteği var ve hani bunun bitmesini istiyor. Bunu bu şekilde ifade ediyor aslında. Ne güzel. Temel kaygısını söylüyor. O yüzden 4 yaşında bir çocuk için bunu sorup söylemesi güzel bir durum. Psikolojik içgörü bakımından. Çok tatlı. Evet, öpüyoruz Berke'yi. Benim yeğenim 8. sınıf öğrenci. Sizin gibi psikolog olmak istiyor. Şimdiden neler önerirsiniz diyor. Son 4 dakikamız bu arada. Tamam. Evet. Şimdiden belki bir terapiye gidebilir. O etkili olabilir. Şimdiden terapi yolculuğuna bakıp gerçekten emin olmak için. Ama tabii klinik psikolog mu olmak istiyor? Yani klinik psikolog olacaksa bunu önerebilirim. Psikolojiyle ilgileniyorsa, psikolog olacaksa da makaleler okuyabilir, araştırabilir. Hani önü daha çok uzun. Nasıl o istiyorsa öyle yapabilir. Çok uzun yollar var önünde. Peki. Melis'cim senden 2021 dileklerini alalım. Seni yayından vedalaştıralım. Sonra ben de 2020'nin son yayında vedalaşayım. Sonra 2021'de. Evet. Hepimize sağlıklı, mutlu, huzurlu. Kendi isteklerimizin gerçekleştiği bir yıl diliyorum. Umarım istediğimiz gibi bir yıl olur. Kocaman teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben de çok heyecan anneciğim diyerek yayını bitiriyorum. Teşekkür ederim kızım benim. Hoşçakal. Evet, kızım Feyza Melis Kösoğlu ile yaptığımız yayını sona erdirdik. İşte gördüğünüz gibi Melis büyüdü, psikolog oldu. Ne mutlu bana ki ben de bir anne olarak bugün hani her gururlu anne gibi yayında kızımı ağırladım. İnşallah kendisini ikna ederim, daha çok ağırlarım. Çünkü hepimizin iyiliğe ve gerçekten bir uzmandan uzman bilgileri almaya ihtiyacımız var. Ben de Melis'e buradan her yayında yaptığım gibi konuklarıma ona da bir gönderme bulmuş olayım. Anneciğim seni daha çok yayına almak istiyorum. Evet, yılın son yayınında. Mart'tan bu yana canlı yayınlarda sizlerle buluşuyoruz. Ne mutlu ki ben sizinle birlikte bu pandemi sürecini çok daha iyi atlatıyorum. Gerçekten burada dilim sürçtü, konuşamadım, özür dilerim. Bu yayınları en başta da söyledim. Kendim için yapmaya başladım. Çünkü çok evde sıkıldım ve sosyalleşmek istiyordum, konuşmak istiyordum arkadaşlarımla. Arkadaşlarım olarak canlı yayınlara başladım. Sonra o bu derken her ay düzenli yayınlar yapmaya başladık. Bir ara verdik ve devam ediyoruz. O yüzden 2021'de de çok güzel insanları, sizin gibi çok değerli takipçilerim de yayına almayı istiyorum. Hatta yarın sürpriz yapıp böyle canlı yayınlar açıp zaman zaman yayını da alabilirim. Takipte kalın diyorum. Efendim nasıl söylesem, nasıl bitirsem, gerçekten iyi ki varsınız. Bu sayfa varsa, bu canlı yayınlar varsa sizinle birlikte var. Hepsi sizinle güzel. Tek başıma ben açsam konuşurum. İşte fotoğraf konuşuyorum, hayat konuşuyorum ama karşılıklı sohbet edince çok daha keyifli oluyor. Çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz, evimiz ortamında, sıcacık ortamda buluşuyoruz. 2021'de de daha çok buluşmak üzere diyorum. 2020 geride kalsın, yeniliklerle gelsin 2021, sağlıkla gelsin, huzurla gelsin, sevgiyle gelsin.
etsin ve hepimizi iyiliği, daha iyilikler yapmaya sevk etsin. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere diyorum. Yarın da sürpriz canlı yayınları kaçırmayın. Hoşça kalın.